Türkiye Milli Kültür Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Aydınlar Ocağı, İslami İlimler Araştırma Vakfı, Milletler Arası İslam İktisatları Cemiyeti kurucu üyeliği gibi birçok vakıf ve dernekte hizmetlerde bulunan Türkiye'nin önde gelen iktisat profesörü Sabahattin Zaim, bel ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede tedavi altına alındı. Sevgili Sabahattin Zaim hocamız hastanemizde bir cerrahi operasyon geçirdi. Ameliyatı çok başarılı oldu. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet rahat. Daha çok hastanemizde şu anda istirahat etmesi, dinlenmesi amacıyla tutulmakta. Tedavi sırasında başarılı bir ameliyat geçiren Profesör Doktor Sabahattin Zaim hocamızı İstanbul'da Sema Hastanesi'nde ziyaret etti. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere birçok devlet adamının da hocalığını yapmış olan Profesör Doktor Sabahattin Zaim ziyaretine gelen ve arayıp soranlara teşekkür ediyor, ameliyatının iyi geçtiğini söylüyor. Ben hiçbir şey hissetmedim zaten. Ameliyatta gözlerimi kaparım. Bitti dediler, geldik. Zannediyorum inşallah iyi geldi çünkü o bel ağrıları falan geçti gibi oldu. Türkiye'nin geleceğine önemli katkılarda bulunan ünlü ilim adamını yine ülke meselelerini düşünürken buluyoruz. Bizim 50 sene evvel rüyamızda tahayyül edemediğimiz bir sonuç. Elhamdülillah. Biz ihlasla hareket edersek toplum olarak devlete güzel hizmet verir çünkü devlettekiler bizim aynamızdır. Biz iyi insan olursak iyi insanlar gelir, güzel işler yapılır. Bu nesiller yeni yetişti, hiç yok musunuz? Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin geçmiş olsun temennilerini iletmek için kendisini araması ise onu oldukça mutlu etmiş. Geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ben de onun yaptığı güzel hizmetleri zikrettim kendisini. Yani tarih çapında, dünya çapında büyük hizmetler görüyorsunuz. Devletlerin yapamadığını siz yapıyorsunuz. Allah ömrünüzü arttırsın inşallah, ecelinizi çoğaltsın diye dua niyetle bulundum. Sizin dualarınızı beklerim dedim. O da aynı şekilde mukabele etti. Samanyolu Yayın Grubu'nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'nda yürüten hocamız, televizyonumuzun yeni çalışmalarına dikkat çekiyor. Fevkalade yani hızına yetişemiyoruz. Çünkü her gün bir yenisi ekleniyor. Kanallarına yetişemiyoruz yani. Çok güzel gidiyor elhamdülillah. Allah nazardan saklasın. Profesör Doktor Sabahattin Zaim hasta yatağında bir de müjde veriyor. 4 yıldır üzerinde çalıştığı hatıralarını kaleme aldığı kitabının tamamlandığını ve gelecek ay çıkacağını söylüyor. Bitti hamdolsun. Herhalde bir 3 yıllık bir şey olacak tahmin ediyorum. Ne zaman yayınlanacak? İşte evde bitti, gidip alın dedim.